Ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde konuğumuz Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer. Yonca Hanım, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkürler. Bugün programımızda Digital Network Alkaş'ı konuşacağız, tanıyacağız. İsterseniz sizden girizgahı yapmanızı rica edelim. Bize biraz tanıtırsanız sorularımızla buradan devam edelim. Şöyle, Alkaş olarak zaten biliyorsunuz perakende ve gayrimenkul sektöründe yaklaşık bir 35 yıllık deneyimimiz var. Ve biz aslında tam böyle pandemi öncesinde bütün yılımızın dolu olduğu bir programımız vardı. Tabii pandemi olunca her şeyi online'a döktük. Ve öyle konferanslar yaptık ki online, aslında şunu fark ettik, bizim iyi bir takipçimiz var. Konferanslarda izleniliyoruz ve süzülmüş bir içeriğimiz var. Ve bunu aslında nasıl marketplace'ler var diğer ticarette, biz de tamamıyla konferansların olduğu, perakende ve gayrimenkul sektörü ve paydaşlarının ilgilendiren konferanslar düzenleyerek aslında bir platform oluşturduk. 20 farklı sektör var ve 20 farklı sektörün üst düzeylerinin istedikleri zamanda izleyebilecekleri konferanslar, istedikleri zamanda B2B yapabilecekleri bir network platformu kurduk. Dijital Network Alkaş dedik ama kısacası DNA dedik. Biz sektörün DNA'sını biliriz ve sektörün DNA'sı içinde ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız dedik. Tabii daha bebek bir platform. Pandemiyle beraber başlayan yaratıcılıkla yaklaşık 1,5 yıldır bu platformun içerisindeyiz. Oldukça güçlü bir altyapıyla aslında sektörün her ne koşulda olursa olsun online'da, offline'da, hibritte network'ünün devam etmesini sağlıyoruz. Tabii bu bize bambaşka ufuklar açtı. Konferanslarımızı hibrit yapıyoruz ama Anadolu'da izleyemeyenlerin, yani İstanbul'a konferansların merkezin İstanbul olmaması gerektiğini düşünerek Anadolu'dan da bizim izlenmemizi, farklı ülkelerdeki firmalarında yine Dijital Network Alkaş sayesinde farklı konferansları izleyebilmesine sebep oldu. Şimdi en büyük amacımız da uluslararası konferansı İstanbul'da ağırlamak gibi Dijital Network Alkaş'ta da bir uluslararası konferans düzenlemek hedefi. Evet Yonca Hanım, sizin de söylediğiniz gibi aslında baktığımızda bir musibet, pandemi bize çok da şey kazandırdı desek sanırım yanlış olmayacak. Evet, ekonomi adına, insan sağlığı adına, sosyal açıdan çok şey kaybettiğimiz bir süreç oldu. Bunu inkar edemiyoruz ama öte yandan yeni bir adaptasyon, bu dönüşümün de hızlanması gibi katkıları da oldu. Sanıyorum siz de zaten bu katkıları daha olumluya da çevirip böyle derinleştiren bir kuruluş haline geldiniz. Dolayısıyla hani konunun daha uygun bir muhatabı da olamaz diye düşünüyorum. Size sormak istiyorum. Sektörler bu dönüşüme ne kadar hazırmış, ne kadar hazırlıksızmış ve şu anki adaptasyon ne düzeyde? Bunu da sizden değerlendirmenizi rica edelim. Ben açıkçası Türkiye olarak oldukça ciddi bir adaptasyon geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok hızlı ilerledik. Ama bu dönemler, yani bu yıldan sonra aslında adaptasyonumuz daha da oturacak. Çünkü hepimiz bir dijitalleşme derdine düştük. Orada yanlış da anladık aslında. Sadece teknolojiyi kullanarak bir şeyleri yapmaya çalıştık. Aslında en basit tabiriyle yaptığınız işi teknoloji kullanarak daha verimli yapmak olarak görmeliyiz. Tabii bütün iş yapış şekillerine yansıyor bu. Yani bir e-ticaret sitesi kurmak ya da işinize birkaç teknolojiyle dijital işlemler yapmak değil, tamamıyla bütün şirketin bakış açısını, gerekirse İK'nızı, iş yapış biçimlerinizi dijitale döndürmeniz önemli. Bu da bir süreç. Fakat ben pandemiden sonra özellikle Türkiye'de çok hızlı hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ama şimdi artık daha bunu içselleştirip, daha adaptasyonun, bu yılların aslında adaptasyon yılı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz biz yurt dışında da birkaç fuarın Türkiye temsilcisiyiz ve mesela MAPIC fuarında bu seneki konu aslında tam da sizin bahsettiğiniz gibi adaptasyon. Bu dünyada da geçerli.
teknolojiyi kullanmak, teknoloji firmalarına yatırım yapmak, illa sizin yatırım yapmanız gerekmiyor. Yapılmış yatırımlarla da işinizi büyütebiliyorsunuz. Rakibinizle çalışmak, daha çok paydaşla beraber olmak, daha çok platformlara yönelmek aslında şu anda bu dönüşümün bir parçası. Türkiye çok hızlıyız. Sadece buralarda biraz daha dünya ile bir arada olabilmek ve o hızı da bir an önce hayata çevirebilmek. Biz kendimizden biçtiğimizde biz bir teknoloji firması değildik. Konferanslar düzenliyorduk ve konferanslar düzenlerken de duyuyorduk ki 5 yıl içerisinde dijitalleşmezseniz ölürsünüz. Biz acaba ne yapabiliriz diye düşünürken pandemi tam da aslında bunu söyledi bize. Tabii çok hızlı hareket ettik dijital network arkadaşlar. Şu anda 250'ye yakın konferans düzenlemişiz 1,5 yıl içerisinde. Oldukça önemli isimler ağırlamışız. Aslında burada herkesin o yoğun temposunun içerisinde izleyemedikleri konferansı, izleyemedikleri kısa videoları, öğretici videoları, eğitimleri ya da haberleri ya da sektörlere ait raporları istedikleri zamanda izleyebilecekleri, okuyabilecekleri bir platform yaratarak aslında biraz da zamanı doğru kullanmalarını sağlamış olduk. Evet, aslında konferans yapıldı, kaçırdım ama daha sonradan da bu bilgileri daha kalıcı hale de getiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi konferansların online ve hibrit formasyonlarda düzenlenmesinin kurumlara kazanımları neler? Bunu da merak ediyorum. Elbette sanıyorum maddi açıdan da büyük kazanımları vardır. Ama detaylandırmak gerekirse burada ne gibi kazanımlardan bahsedebiliriz? Burada en büyük kazanım daha çok kitleyi sizi izleyebilme şansı. Yani İstanbul bir konferans merkezi iken İstanbul konferans merkezi özelliğini koruyor olabilir ama bizim yaptığımız konferanslarda markaların bayilerinin de sizi duyabilmesi, markaların temsilciliklerinin ya da paydaşlarının sizin ne konuştuğunuzu yani sektörlerinin ne konuştuğunu öğrenebilme şansına sahip oluyor. Bu aslında dijital network alkışı kurarken biz her zaman için alkış olarak ortak akıla eğitime önem veren bir firmayız. Dolayısıyla farklı sektörlerin farklı sektör konferanslarından alabilecekleri ortak akıla çok önem veriyoruz. O yüzden de aslında dijitalleşme herkese ulaşılabilir olmayı sağladı. Zamanı doğru kullanmayı sağladı. Gereksiz verimsiz yaptığımız bütün işleri yok etmemizi sağladı. Daha basit düşünmemiz gerektiğini gösterdi. Dolayısıyla dijitalleşme, konferansların daha yani hibrit ve hem fiziksel hem online olarak olmuş olması gidemediğimiz konferansları izleyebilme şansımız oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün Dubai'de bir konferans varsa ben Dubai'ye gitmişsem ertesi günü de başka bir ülkede varsa ve ben Dubai'deki konferansı kaçırmadan İtalya'daki bir konferansı da izleyebilme şansını ve o bilgileri toparlayabilme şansını ya da arşivden izleyebilme şansını sahip olacağım. Dolayısıyla burada önemli olan aslında çok fazla bilgi kirliliğinin olmaması için doğru içeriklerin olması. Çünkü her yerden bilgi akıyor hepimize. Bizim o alkış olarak dijital network alkışta süzülmüş doğru içeriği size fayda sağlayacak bilgileri ve konuşmacıları seçmek bizim en önem verdiğimiz konu. Dolayısıyla da çünkü bizim katılımcılarımız sektördeki karar vericiler ve karar vericilerinde bir şeyleri öğrenebilecekleri bilgileri, süzülmüş bilgileri, vizyonu onlara aktarmamız gerekiyor. Yani yayıncı olduk gibi diyebilirim size Harika Hanım. Çok zor işmiş onu öğrendik. Evet, başarılar diliyoruz gerçekten böyle yeni girişimler, bu kadar faydalı girişimler olduğunda. Evet, ilk başta süreçler biraz daha zor olabiliyor ama sonrasında da çok vizyonu geniş yeni projelere de yol açıyor aynı zamanda. Tüm bunları konuşmuşken şimdi isterseniz Yonca Hanım biraz da gidelim. Future Commerce 360'tan konuşalım. 27 Eylül Salı günü düzenlenecek. İsterseniz biraz buradaki detayları alalım. Hibrit mi, tamamen mi, online, nasıl bir içerik burada katılımcıları bekliyor, sizden dinleyelim.
Şöyle, Future Commerce tabii çok heyecan verici bir konferans. Biz ilk 2019'da yaptık. Çok ilgi gördük. Özellikle perakendenin karar vericilerinin teknolojiyi ve e-ticareti konuştukları günlerde başlattığımız bir konferansı. Tabii arkasından pandemi olunca biz bunu pandemi döneminde her 3 ayda bir aslında geleceğin ticareti, ticaretin geleceği mottosuyla yeni gündemdekileri, trendleri aktarmaya çalıştık. Şimdi 27 Eylül'de hibrit yapacağız. Yani hem Maslak 42'de olacak hem de online olarak Dijital Network Alkaş'ta izleyebileceksiniz. Bu biraz önce size bahsettiğim gibi yani 500 kişilik bir salonumuz var ama onun akabinde de yine 1000'e yakın online katılımcı bekliyoruz. Bu tabii eğitim fırsatını da sağlayacak. Üniversitelerle görüşüyoruz. Üniversite öğrencilerinin de Future Commerce'den yararlanmasını sağlıyor olacağız. Biz bu konferansın ismini koyarken önce e-ticaret dedik, sonra dijital dedik ama ondan sonra Future Commerce'ı koyduk ve aslında ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görebiliyorum. Çünkü gerçekten ticaretin geleceği hiç kimsenin hayal edemediği kadar hızlı gidiyor. Biz ilk başta konferansımıza hedefimiz şu, dünyadaki trendlerin bahsedildiği ve aslında bundan sonra gelecek tüketicinin bahsedildiği bir araştırma olacak. Daha sonra Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Avibe ile biraz aslında gelecekte ne konuşulacak, nasıl bir ticaret bizi bekliyor oturumu olacak. Tabii o kadar çok konu var ki aslında insan kaynaklarından bahsedeceğiz. Robotların olduğu, istihdam edildiği ajanslar var. Fintech'ten bahsedeceğiz. Artık çünkü ödeme kolaylığı sizin ticaretinizi otomatikman etkileyen bir faktör. Artık yine Future Commerce'de Metaverse, NFT, uzaydan bahsediyoruz. Bunlar nereye gidecek? Türkiye gündemine geldiğimizde e-ticaretin yeni yasası çıkıyor ve 2023 itibariyle aslında başlayacak uygulamalar. Bu sektörü ne kadar etkiliyor? Gelecekte ne yapıyor olacağız? Müşteri deneyimi, artık müşterimiz o kadar hızlı olmak istiyor ki her şey elinde, bir an önce olsun, mutlu olsun, hiçbir aslında gözünü kırpsın ve ürün gelsin. Oralara gidiyor olacağız ve biz bu müşteri deneyimini nasıl sağlayabileceğiz? Tabii dünyadaki değişimler, ülkeler arasındaki ilişkiler yine hem Türkiye hem dünyadaki bütün ticareti etkiliyor. Fakat Türkiye konum itibarıyla ihracatta çok önemli bir lojistik merkezi. Dolayısıyla e-ihracatta da aynı şekilde e-ihracattan bahsediyor olacağız. E-ihracatta Türkiye'nin konumu, hedef ülkeler neresi olabilir? Perakende sektörüyle yine bunu konuşacağız. Bu arada Harika Hanım, bir tek perakende sektörü demekle yanlış ediyorum aslında. Çünkü baktığınızda turizm sektörü de artık ticaretini dijital ortamda yapıyor. Gayrimenkul sektörü de öyle yapıyor. Dolayısıyla aslında sektör farkı kalmadı. Sağlık sektörü aynı şekilde. NFT ve Metaverse'de mağaza açan hem sağlık sektöründen hem perakendeden hem gıdadan bir sürü marka biliyoruz. Bütün bunlar bizi nereye götürüyor? Tabii ki bir konferans, tabii ki sadece farkındalık yaratabilmek. Ama bunları o konferans molalarındaki küçük networklerle de besleyebileceğimiz bir grup oluşturmak istiyoruz konferansımızda. Tabii hibrit olması, yani Dijital Network Alkaş'tan da online izleniyor olmuş olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Şu anda 20 üniversitenin öğrencileri Future Commerce'ı online olarak izleyebilecek. Bu da aslında gençlerle ne kadar iç içe olduğumuzu, geleceğimizin de gençler tarafından şekillendireceğini bildiğimiz için onlarla birlikte olabilmek, onları da ortak akılımızın içerisine katmak arzumuz var. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer'le Digital Network